Bu kanalda yaniye yer yok. Evet, herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu videonun adı bilmem kaç liralık yeni ofis vlogumu olacak. Daha öncesinde vlog kanalımı takip edenler yeni ofisi görmüşlerdi ama bunda biraz daha detaylı bir video çekeceğim. Ekipmanlarıma falan daha fazla değineceğim çünkü inceleme kanalındasınız. Bir de o videodan sonra bir şeylerin yeri değişti, birkaç bir şey eklendi falan. Biraz daha farklı bir şeyler var. Çok değişkenlik yok ama. Başlıkta bilmem kaç liralık yatıyor. Şu an bilmiyorum ne yazacağım. Ortalama bir hesap çıkaracağım. Aşağıda da bu arada tüm gösterdiğim ekipmanların linki olacak bir liste halinde. Oradan tıklayarak kontrol edebilirsiniz güncel ve sıfır fiyatlarını. Ben tabii ki hepsini o fiyatlara almadım. İkinci el aldım bazılarını. Döviz bu kadar yükselmemişti vesaire ama şu anki bedeli yazan rakam kadar. Neyse, yavaştan başlayalım. Şu an ofisin girişindesiniz. Şurada kargolarımız var. Çekildi, incelendi, geri yollanacak. Bu arada tüm o gördüğünüz ürünler bizde kalmıyor. Çoğunu geri yolluyoruz. Burada bizim bir deskimiz var. Aynı zamanda bir dolap. İşte burada kasklar var. Benim çantam, projeksiyon. Canım anam kalbura basma yapmış. O da burada duruyor. Burada işte laptop çantam, cüzdanım, telefonum duruyor. Hiçbir yere asmadığım 100 bin plaketimiz. Bu da pislik içinde ha. Burada işte ıvır zıvırlar vesaire. Altında da bizim işte ıvır zıvır ekipmanlarımız var. Bardaklar, çanaklar. Öyle karışık, içini açsam kaybolursunuz yani. Burada bir tane mini buzdolabımız var. Diyet yaptığım için yumurta kırıyorum ofiste. Soslar, ketçaplar falan. Çoğunun tarihi geçiktir bu arada. Burada da oyunlar var. Eski videolarımı izleyenler aşinadır. Ah be. Olacak ama çok zorlamayacağım. Burada da kinetik router var. Bayağı uzun süre kullandık. Birkaç ayarı yapılması lazım. Çıkarttık o yüzden. Öyle kenarda duruyor. Bu yola baş koyduğum, işleri hızlandırdım ve o süreçte yanımda bulunan Emre Reis'i biliyorsunuzdur. Kendisi ayrılıyor, sattı beni. Yok yani kendisinin zaten işi farklıydı, yazılım üzerineydi. O sektöre kaydı. Bu Emre'nin kullandığı bilgisayar. iMac M1'li versiyon. Şu anki en güncel iMac. Fakat biz olmadık. Nasıl söyleyeyim, M1 acayip çıkarıldı falan, evet. Diğer Intel'li versiyonlarına göre çok iyiydi ama bir de 16 GB'lık RAM'e sahip olan versiyon bu. Kurguda bazen böyle bizi üzdü. Timeline'da takılmalar vesaire. Genel olarak performanslı ama bazı yerlerde ulan bu mu falan dedik. Ama şu ekranı var ya, renk skalası, çözünürlüğü, her şeyi çok güzel. Zaten 4.5K'lık bir ekrana sahip ve 24 inçte veriyor bunu. Renkler zaten muhteşem. Burada da Azeron var. Daha önce tanıtmıştım bir keypad. Kurguda kulaklık olarak Emre Asus H3 kullanıyordu. Ölmüşün gibi söyledim. Burada da iMac'le birlikte gelen Magic Keyboard ve Magic Mouse var. Koltuk olarak Rampage'in Crown serisinden bir koltuk kullanıyoruz. Gerçekten rahat ama biraz küçük totolar için. Çok büyük totolar sığmıyor. Geldik benim alanıma. Koltuktan başlayalım. Asus ROG Chariot RGB. Acayip güzel bir koltuk. Çok seviyorum fakat tekerleklerinde kilit mekanizması var ve kendi kendine kilitleniyor. Onu göstereceğim. Bir tanesini kilitledim şu an. Kendi kendiliğinden oluyor, söylüyorum. Böyle böyle sesler çıkarıyor. Oturarak daha iyi gösteririm ben bunu. Yani burası biraz saçma olmuş. Şu kilitleri çıkartabilirsem çıkartacağım. Yani normalde güzel bir şey. Fakat kendi kendine kilitlenmesi adamı delirtiyor. Burada yine Asus ROG'nin XG49VQ modeli var. Yanlış söylemiş olabilirim. Çıkacak zaten. 32:9 oranında 49 inçlik bir monitör. 1080p çözünürlük sunuyor. 144 Hz bir tazeleme hızına sahip. Güzel bir monitör. Şöyle indirip kaldırabiliyorsunuz. Yayları falan da var. Çok ağır bir monitör bu arada ama bu asansör kısmını güzel yapmışlar. Geniş bir timeline'da çalışıyorum. Yani timeline dediğim çok geniş bir alanım var. Ben kurgu yapmıyorum genel olarak ama aynı anda işte bir şey izlerken yanda da internette dolaşabiliyorum. Ekranı 2'ye veya 3'e bölebiliyorum. Bu monitör benim kişisel bilgisayarıma bağlı. MacBook M1, MacBook Air M1. 8 GB'lık Base versiyon ama çok memnunum. İyi ki almışım dediğim ürünlerden biri. MacBook almayı düşünüyorsanız da çok ağır işler yapmıyorsanız alabileceğiniz en iyi alternatiflerden biri. Burada Daytona markasının bir çeviricisi var. Tabi bunlarda HDMI veya DisplayPort giriş olmadığı için yine ayrı bir çevirici falan. Biraz sıkıntı bu çevirici konuları. Daytona'dan 10 üzerinden 8 veririm. Yani fiyatına göre fena değil. Ve burada Reis var. Nupi Air 60 modeli. Acayip güzel bir klavye.
Hem sessiz hem güzel görünümlü. Bir tek ışıkları arka aydınlatması cırt. Onun dışında muhteşem bir klavye. Kablosuz olması benim için önemliydi. Mouse'um da kablosuz. Logitech MX Master kullanıyorum. Bu da çok ergonomik. Benim severek kullandığım bir mouse. Burada böyle kocaman bir masam var. Masamın büyük olmasının sebebi monitörün büyük olması. Biraz mesafeli olmam lazım. Çünkü çok yakınına girdiğinizde kafanızı böyle sağa sola çevirip duruyorsunuz. Burada işte SSD'ler falan var. Burada bir ring light'ımız var. Masa başında böyle short reels falan çekersem onun için böyle açıyorum. Evet. Ay be, Boran abime bak be. Uzat aya. Tahminler yorumlara. Hayda. Bir şey söyleyeyim mi? Biz videoda görüntülenme şeyini görüyoruz analiz olarak. Burada kesinlikle yükselir o abi. Ayağı gören geri sarıp tekrar izler. Tamam. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bu ayakçılık gerçekten... 200 bin like'ı. Evet. Ne ayakmış lan 200 bin like? Enes Batur almıyor. Bir çıkarıyor yeşil anasını satayım. Bu arada şu ayak furyasını anlamıyorum. Yani bana bile atıyorum işte havuz başında bir fotoğraf atıyorum. Ayaklarım gözüküyor. Yazıyor işte 44,5 dilli emoji falan böyle. Ojeli gelir mi abi? Başka neler var? İstiyorlar böyle değişik şeyleri var yani. Bak kediyi çekiyorum böyle yürürken ayak parmağımın ucu gözükmüş. Ona bile yazıyorlar ya. Neyse devam. Evet. Gelelim Buse Reis'in bilgisayarına. Monitörden başlayalım, bilgisayara sonra değineceğim. Monitörümüz Asus markasının 2K'lık 27 inçlik bir oyuncu monitörü. İşlevini güzel yapıyor ama renkleri çok süper değil. Yani özellikle şu iMac'ten sonra baktığınızda çok farklı renkler görüyorsunuz. Klavye mekanik vermiyoruz Buse'ye abi çünkü daktilo gibi kullanıyor. O yüzden Mebran klavye tercih ettik. Yanında set olsun diye mouse'unu da çıkarttım. Vigor kaçtı? Vigor GK30 combo modeli yani mouse ile birlikte bir set. Burada McDonald's'ın bir wireless charger'ı var. Bu benim, niye bu senin masasında bilmiyorum. Onu ben kullanıyorum. Senin. Ve Buse Reis'in oturduğu X-Drive Altay serisi şu an satışta yok. Benim ilk YouTube'a başladığımda aldığım oyuncu koltuğum. Benim Toto çok üstünde oturdu bunun. Yaklaşık 140 video falan bunun üzerinde yaptım. Acayip güzel bir koltuk. Sert sadece ama çok geniş. Mekanizması sağlam ve taş gibi. Burada kulaklığımız Empow. Neydi bunun modeli? AirSE. AirSE, helal. AirSE modeli. Bu da çok güzel bir kulaklık. Ve burada ofisin en pahalı ürünlerinden biri olan, hatta en pahalı ürünü olan şey var. Ana kurgu bilgisayarımız. İşte içinde Ryzen 7 5800X var. 3080 Ti var. RAM'i yükselteceğiz. 16 GB kullanıyoruz hala. 32 yapacağız onu. Böyle bir kurgu bilgisayarı. Yani M1 ile kıyasladığımızda acayip performanslı kalıyor. Aynı render'ı aldığımızda 4'e katlıyor diyebilirim süre olarak. Çeker misin şu çingeneyi? Kapan öyle. Ya bu ne? Önünde ketçap, mayonez ve bitmiş su var ya. Abi ayaklar dışarıda, masanın üstünde. Şuna zoom alın. Bu nedir ya? Bu arada kameranın arkasında İsmail var. Seni göstereyim abi. Herkese selamlar. Ben İsmail. Hemen bir tane reklam çakayım mı yoksa? Çak çak. Şurada bırakacağımız kartlardan kurgusunu kim yapacaksa onu da hatırlatayım. Benim kanalıma da gidebilirsiniz. Ben de video prodüksiyon işleriyle uğraşıyorum. Onlar hakkında bilgi veriyorum. Bu kadar. Tam burası kesilecek zaten. Aynen. Arada konuş ya kamera arkasında. Normalde susturamayız. Şimdi susacağı tuttu adamın. Konuş dememe rağmen. Kahvaltı yapmış. Kalbura basma var kardeşim, verelim. Peki kalbura basma mı, kalbura basma? Evet abi. İlk kalbura basma dedi, sonra kalbura bastı dedi. İkisini ben de bilmiyorum. Rahmetli anneannem kalbura basma derdi, annem kalbura bastı diyor. Ben de ikisini de söylüyorum. Bilen varsa yorumu harbiden. Bir de baklava fıstıklı mı olur, cevizli mi, onu da yaz. Cevizli... Sadece vizyonsuzlar cevizli. Hayır, vizyonsuz diye fakirler abi. Gerçi cevizin kilosu da 200 lira oldu herhalde. Evet, burası da bizim oturma alanımız. IKEA Fright'ın L koltuk var. Güzel bir koltuk. Açılıyor, yatak oluyor. Ben bazen burada kalmak durumunda kalıyorum. Altında da şöyle açılabilen bir bazası var. Altında işte bir şeyler var. Çarşaf marşaf hiç kullanmıyorum ama. Şurada projeksiyon perdemiz var. Daha bu ofiste 2-3 kere falan kullandık. O da projeksiyon test ederken. Bir böyle şunu yapacağım deyip projeksiyonu sabitlemedim şuradaki eşiğe. Arkadaşı dışarı alabilir miyiz? Ne zaman aga, ne zaman? Mezara girince. Ne zaman biliyor musun? Sen bana söz verdiğin ayakkabı videosunu yaptığında ben de o gün buraya çakacağım onu. Bu arada Nike Mac videosu vardı, onu hatırlayanlar vardır. İsmail ona bir edit yapacaktı. Ona çekim yapabilmek için beni yerlerde süründürdü dışarıda. Ve video yok. 3 aydır bekliyoruz. Ama çekilmesi gereken
sahneler var. Çek bunlar... babam 3 ay oldu ne yapacağız ya? Neyse. Kanka tamam söz yapacağım. Bana zaman ver oğlum. Ben söz verdim yapmayacağım demiyorum ki dersin. Sen tamam, öyle... Mayıs'ın sonuna. Hadi bakalım. Yapmazsa İsmail'i linç ediyoruz. Şimdi bizim küçücük bir mutfağımız var. Biz yaptık o mutfağı. Kameraman bey. Küçücük bir mutfağımız var. Kendimiz mutfak diyoruz yani. Bir de depomuz var. Oraya gidelim. Burada depo olarak kullanıyoruz. Biliyorsunuz bir sürü ürün gidip geliyor. Ben satın alıyorum veya kullandığımız ürünlerin kutuları oluyor. Hepsi burada böyle dizili. Ya o kadar fazla kutu var ki. Bu arada komple şu sıraların hepsi doluydu. Dolap hesabımdan ürünlerimi satıyorum ara ara. Yine bitti her şey tabii. Böyle birkaç ürün daha gelsin. Bir 10 ürün daha gelsin. Yine bir video yapacağım. O ürünleri de satacağım. Çok fazla satılacak ürün var çünkü. Acayip doluyor burası. Mutfak dediğimiz yer burası. Şöyle açıyorum. Burada işte kahveler, maveler, çaylar, filtre kahve makinesi, Türk kahvesi makinesi, kettle ve burada set üstü tekli ocak var. Burada ben yumurta falan yapıyorum. Tava falan da var dolapların içinde. Diyet şey yaptın mı? Videoya alıyor musun? Diyet kısmını çekmiyorum ama üstümü çıkarıp bir İki şey yaptım. İçin videosu yapacak mısın? Yapacağım. Başladı zaten. Başladı. Arada bozdurtuyor İsmail baba bana ama. Abi. Onun videosu gelecek zaten. Dediğim gibi ıvır zıvır her şey burada. Bana bak. Şarjları ne durumda? Allah'a bakıyorlar. Evet burası da bizim küçük 8 metrekarelik balkonumuz ve ufak bir teras gibi bu arada rüzgar var. Sesim böyle kötü geliyorsa helal edin. Çamur yağdı. O yüzden leş gibi burası. Tüm oturma grubu, yerler falan baya kötü. Her yer çamur. Öyle bir oturma alanımız var. Hava güzel olduğunda çıkıp oturuyoruz akşamüstü. Öğlen çok mümkün olmuyor. Dimdik güneş geliyor buraya. Böyle bir keyif alanı var. Şimdi... çıkalım. Asıl yere gelelim. En uzun yer orası duracak çünkü ekipmanları detaylı anlatmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Şimdi benim çekimlerimi yaptığım ofisime giriyoruz. Yani stüdyom diyebilirim. Burada setup'ımız var. Normalde shotgun'la değil yaka mikrofonuyla video çekiyorum. Üstünde Rode'un VideoMic NTC var. Shotgun bir mikrofon. Bayağı güzel bir mikrofon ama kullanması da zor bir mikrofon. Altında bu ofisin en pahalı ikinci şeyi Sony A7 S3 var. Bayağı güzel bir kamera. Hatta YouTube'a bile fazla bir kamera çoğu kişi için. Ama biz inceleme kanalı olduğumuz için almak durumunda kalıyoruz. Çünkü 4K çekiyoruz tüm videoları. Bazen 100fps, 120fps'e ihtiyacımız olabiliyor. Ucuz kameralarda bunu çekemiyor. Önünde Sigma'nın 24-70 bir lensi var. F2.8 diyafram oranına sahip. Altında Manfrotto'nun Compact Advanced modeli var. Bayağı güzel bir tripod. Full metal. Çok dayanıklı. Bende bundan 3 tane var. Diğeri şurada. Bir tanesi de evde. Fiyatları çok ucuz değil artık ama muadillerine göre kıyasladığınızda fiyatına göre çok iyi performans veriyor. Taşıması da çok kolay. Küçücük oluyor zaten. Küçülmüş halini de göstereceğim. Burada bizim test bilgisayarımız var. Aynı zamanda benim eski bilgisayarım. İçinde RX 580 Gaming X var. 16 GB RAM'im var. Ryzen 7 1800X var. İlk serisinden Ryzen'in. Ama o zaman en iyi işlemci oydu. Bayağı eski bir bilgisayar. Ve ışıklarıma geleyim. Godox SL60W. Bundan 3 tane var. Bir tane yukarıda, bir tane arka çaprazda, bir tane de benim ön çaprazımda bulunuyor. Alabileceğiniz en fiyat performans ışık budur YouTube için. Onu söyleyeyim. Zaten en çok satılan ışık da bu. Burada bir tane Octagon softbox'ımız var. 95 santimlik. Önünde de grid var. Bu grid ışığın yayılmasını engelliyor. Yani yönlü olarak veriyor ışığı. Burada da 130'a 50 santim diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Dikdörtgen bir softbox. Yine bunda da grid var. Hani yüzüme, sağa sola çok ışık gelmesin. Direkt masayı aydınlatsın diye. Böyle gridli büyük bir softbox tercih ettim. Diğer ışığı da söyleyelim. Sonra kameradan devam edeceğim. Burada da 120'ye 80 santimlik. Yine gridli. Ben tüm ışıklarımı gridli kullanıyorum. Bir softbox var. Yine Godox markasına ait. Bu da benim arka çaprazıma geliyor. Böyle silüetimin çiziyor diyeyim. Dolgu ışığı. Devam. Burada da çok kişi merak ediyor. Bu arada içerik üreticileri lütfen benden çalmasın şunu. Sırrımı paylaşıyorum. Godox CL10 şaka yapıyorum bu arada. İsteyen istediğini kullansın. Güzel bir arka plan ışığı. Rengarenk. Renkleri değişebiliyor. Efektleri de var. Acayip güzel ama fiyatları yükseldi. Fiyatının yükselmesine rağmen alabileceğiniz en iyi alternatif bu konuda. Yani kuvvetli bir ışığı var. 10 watt olmasına rağmen içindeki reflektör çok iyi. Bir de tabi CR değer... CRA. A mi? Evet. CRI. A mı? CRI değeri diyelim biz.
Bırakalım şu işi. Oda yüksek, bu ışığın kalitesini gösteriyor. 95'ti yanlış hatırlamıyorsam. En iyi ışık kaynağı, en kaliteli ışık kaynağı güneş kabul ediliyor. Onunki de 100. Hani 100 ile 95 arasında çok uçurum yok farkındaysanız. Bu ışığı neden kullanıyorum onu da söyleyeyim. Sürekli aynı planda çekim yapıyorum. İnsanlar böyle sıkılmasın. En azından ufak bir değişiklik olsun diye videodan videoya renk değiştiriyorum. Ve thumbnail'lerimi çekerken arka planımda bu olduğu için hep aynı arka planda çekmemiş oluyorum. Hayat kurtarıyor diyebilirim. Bundan bir tane daha alıp ikili yapmayı düşünüyorum. Yani iki farklı renk kullanacağım arka planda. Deneyeceğim. Burada da tepe kameramız var. Sony A7C. Müthiş bir kamera. Full frame'e geçiş yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle tercih edebileceğiniz modellerden biri bu. Hem kompakt, hem ısınmıyor, hem bir sürü özelliği bir tık daha gelişmiş. A7-3'e göre söylüyorum. A7-4 tabii ki bundan daha iyi ama yine boyut farkı var. Altında bir tane Tamron lens var. 17-28 mm aralığını veriyor. Bunu da f2.8 sabitte veriyor. Çok güzel fiyat performans lensler yapıyor Tamron. Ben çok severek kullanıyorum. Kaliteli yani. Sigma ile Tamron'u bu işi götüren firmalar bence. Çünkü Sony'de bu lensi almaya kalktığınızda bu odak aralığında acayip fiyatlara çıkıyor. Hiç gerek yok. YouTube vesaire yapıyorsanız gerek yok. Onu söyleyeyim. Tabii ki birçok etmen var işte. Cam kalitesi vesaire. İsmail sıçar mı telefonun artık ya? Kapatamadım. Tepe kamerasını nasıl izlediğimi göstereceğim sizlere. Tepe kamerasını izlemem gerekiyor. Çünkü kameraya ne gösteriyorum, odağa kaçıyor mu vesaire bunları kontrol etmem için çaprazdan izliyorum. Şu şekilde gayet net gösteriyor. Zaten 4K'lık bir monitör. MSI markasına ait. Bunda bazen oyun testlerini de yapıyorum. Genellikle üst kamerayı izlemek için kullanıyorum ama test bilgisayarı da buna bağlı oluyor normalde. Aralarında hızlıca geçiş yapabiliyorum. Aynı zamanda dikey dönebilen bir monitör. Reels, TikTok içerikleri yaptığımda da kamerayı bağlayıp buradan dikey olarak izleyebiliyorum kendimi. Üst kamerayı nasıl bağlıyorsun diyenler var. Şöyle bir C stand yaptım ben kendim. Deve boyunu tripodla tepe ışığım buraya sabit. Yukarıya bir çubuk aldım diyeyim. Bu şekilde C standa çevirdim. Yani şurada kamera göreceğiniz şekilde boruya bağlı. Onu da mini bir magic arm'la yapıyorum. Hayat kurtaran bir şey. Ve geldik masaya. Yanlış hatırlamıyorsam kayın ağacı. Gerçek kayın ağacı. Masif ahşap. Fakat arada bir zımparalamak gerekiyor. Çünkü çiziliyor. Atıyorum bir sıvı döküldüğünde onun lekesini bırakıyor. Bayağı dertli ama çok güzel dokusu var ve gerçek ahşap abi yani. Parlama yapmıyor vesaire. Cilasız bir ürün. Cila yapınca çünkü yukarıdaki ışık yüzünden parlamaya başlıyor ve görüntü iğrenç bir hal alıyor. O yüzden cilasız korumasız kullanıyorum. Ve aynı zamanda bu masa hareketli bir masa. Şöyle aşağı indirip yukarı kaldırabiliyorum. Bayağı da kalkıyor ama bir şeyi düşürmek istemiyorum. Evet, daha da yükseliyor bu arada. Şu an 107 santimde, 10 santim daha yükselebiliyor bu. Yani ayakta da videolar çekebiliyorum bunun sayesinde. Ben 75 santim yükseklikte kullanıyorum. Santimi ne kadar gösteriyor. O yüzden ayarımı her zaman yapabiliyorum. Aynı zamanda Bluetooth'la da kontrol edebiliyorsunuz. Fiyatını soranlar olabilir. Bunun muadilleri var. Onun da linkini ekleyeyim. Hepsi aynı çalışma prensibine göre yürüyor. Motorlu. İki ayağında da motor var ve onları bağlıyorsunuz. Kolay da kurulumu. Şu an yanlış hatırlamıyorsam aşağıdan linkten kontrol edebilirsiniz. 6000 lira sadece bu mekanizma. Şu masa tablosunu da eklerim. Hepsi buradan almıştım. 1000 lira falan bu da. Yani 7000 lira, 7500 liraya falan denk geliyor. Oha o para verilir mi demeyin. İş için verilmesi gerekiyor. Yani aşağıda diğer bu gösterdiğim ürünlerin fiyatına bakarsanız bu yanında hiçbir şey kalacak. Maalesef ülkemizde her şey o kadar pahalandı ki. İsmail'de gördüm zaten ben bunu. 300 lira falandı. 1,5 sene önce mi? 1 sene önce mi? Tamam 1,5 sene diyelim. 3 katına çıktı. Pes. Benim gelirim 3 katına çıkmadı ama. Fena yere geldik. Heh, bu arada söylemeyi unuttum. Bu A7C'den bende 2 tane var. Onu da vlog kamerası olarak kullanıyorum. Onun üstünde de Tamron'un 35 mm prime lensi duruyor. F2.8 oranında o da. Fakat normalde onu kullanmıyorum. 17-28'i kullanıyorum vlogda. Bugün bir şeyden dolayı lensleri değiştirdim. Evde unuttum onu da. Onun üstünde de bir shotgun mikrofon kullanıyorum. O da Rode VideoMic Go 2. Çok güzel, çok kompakt, harika bir shotgun mikrofon. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi kendi otomatik yapıyor. Pille çalışmıyor. Enerjiyi makineden alıyor ve siz sadece açıp kapattığınızda kendini çalıştırıyor. Bayağı başarılı. Yani makineyi açıp kapattığınızda. Geldik buraya. Şöyle göstereyim. Bu Manfrotto'nun Pixi Mini modeli. Monopod olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir tripod. Şöyle bir top başlığı var. Bastırıyorsunuz.
çeviriyorsunuz, çektiğinizde sabit kalıyor ve bayağı sağlam. Bundan bende 3 tane var. Biri sizde herhalde. Biri burada, diğeri de evde vlog kamerasına takılı. Yine biraz önce A7S3'ün üzerinde gördüğünüz shotgun mikrofonun aynısı. Videomic NTG. Satacağım bu arada bazılarını. Hani gereksiz fazla olan ürünler. Ucuza kıstırmıştım bir yerden. Satın aldım satmak için. Burada da İsmail'den yürüttüğüm Sony'nin 50 mm'lik f1.8 diyafram değerine sahip prime bir lensi. Fiyat performans bir lens, onu söyleyeyim. Ama hareketli çekimlerde çok önermem. Hem odak aralığı çok başarılı değil, hem fokusu böyle biraz yeni çıkan lenslere nazaran tırt. Ama eğer benim gibi sabit bir yerde çekim yapabiliyorsunuz, göz yüz takibini harika yapıyor veya fotoğraf çekiyorsanız gerçekten fiyatına göre müthiş bir lens. Paraya öyle bir lens yok. Gerçekten Sony'nin ben bu fiyatta lensi olduğunu bilmiyorum yani. Motosikletimi tanıttığım videoyu onunla çekmiştik değil mi? Oradan bakabilirsiniz. Referans olur. Burada McDodo markasının bir tane standı var. Ben bunu iPad'imi koyup notlarımı kontrol ediyorum video çekerken. Reels çekerken telefonu böyle elimde oynatmayayım diye sabit koyuyorum. Onun üstünde gösteriyorum göstereceğimi. Burada bir Z Plate var. Yani çok yönlü olarak kullanabiliyorsunuz. Tüm çekimlerimizi falan açılı halde yaptığımız için, bu böyle bilgisayarın veya işte çektiğimiz ürünün sağını solunu çekmekten bahsediyorum, acayip işimizi görüyor. Güzel bir buluş gerçekten. Ama bu küçük bir Z-Plate. Büyüğünü göstereceğim ve o bayağı kaliteli. Bayağı da para verdim. Şu yani. Burada Blitzwolf VP4 modeli var. Bayağı önce incelediğim, çok severek kullandığım bir projeksiyon. Şu an satışta değil ama satışta olsa alan bana şükrederdi, öyle söyleyeyim. Neden satılmıyor onu da bilmiyorum. Burada da test ekipmanları var. Test ekipmanı dediğim işte bir tane hassas terazi var. Desibel ölçer var. Kumandalarımız var burada. İşte ışıkları yönetebiliyorum. Şunu açıp kapatabiliyorum. Geldik yukarı belalılara. Burada bir gimbalımız var. Ronin SG. Bunun yenileri çıktı ama bunlar da hala fiyat performans. Özellikle ikinci el aldığınızda çok karlı çıkıyorsunuz. Çünkü yenileri dövizden kaynaklı bayağı uçtu. SG 2 ne kadar oldu? RSG 10.000. Yani bunu 3.000'e 4.000'e alırsın herhalde. Yani düşünüyorsanız mantıklı bir tercih. Tabii yenileri biraz daha ağır taşıyabiliyor. Birkaç özelliği falan daha iyi. Evet. Burada da hiç kullanmadığımız drone'umuz var. DJI markasının Air 2 S modeli. Öyle duruyor her şeyiyle. Bir gün kullanılacak inşallah. Bir projeler yapacağız, ondan aldım. Bakalım. Aha. Geldik. Edelkron'un bir bundle'ı var elimde. Ben buna Bedelkron diyorum. Çünkü yani böyle ben çok düştüğüm bir markaydı işte. Videolarını izliyordum, çıldırıyordum yapılanlarla. Abi alacaksanız bu bundle'ı almayın. Bu iki tane headwand ve bir tane slider'ın birleşiminden oluşan bir bundle. Ve iğrenç. Hiç sevmiyorum. İsmail bana indirim var diye aldırtmıştı. Aldırtma sebebini de öğrendim. Abi sadece İsmail'ler kullanıyor bunu. Geliyorlar benden, alıyorlar, gidiyorlar, işleri bitince geri getiriyorlar. 4 aydır elimi sürmedim ve satacağım abi. Ama kullanmayın sorun da. Sorun bizde mi yani? Bak sen kullanmıyorsun. Abi şey, kötü. Hayır. Evet. Çarklarıyla alakalı. Aa! Çarklarıyla alakalı acayip problemleri var. Hiç stabil çalışmıyor. Ben gerçekten çöpe atılan bir para olarak evet. Görüyorum. Bazı noktalarda çok güzel kullanılır ama bizimki gibi böyle çok yakın çekimlerde o böyle ufak oynamalar görüntüye yansıyor. Atıyorum bir time lapse falan çekeceksiniz, harika. Pahalı da ya, gösterdim. Kaç bu bundle? Pilleriyle birlikte 22-23 vardır değil mi şu an? Çok pahalı. Devam. Yine o bahsettiğim, şurada gördüğünüz tripodun aynısı. Bu katlanmış hali. Gayet kompakt ve hafif. Ve evet, geliyoruz. Kendi çekimlerimi nasıl yapıyorum? Bu bir reklam değildir. Hatta bana yollamadılar bedava. Herkese peynir ekmek gibi dağıttılar. Ben istedim dediler, yok. Kendi paramla satın aldım. Ama güzele güzel demek benim işim. Trexo. Gerçekten fiyat performans bir ürün. Ben tüm detay çekimlerini bununla yapıyorum. Bu bir şarjör. Ama robot şarjör. Yani programlayabiliyorsunuz, uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Bir de üzerinde açıları ayarlayabilmem için bir Z-Plate'i var. Çünkü bunda tilt hareketi yapamıyorsunuz. Yani aşağı yukarı hareketi yapılmıyor. Bu şekilde istediğiniz açıda ayarlayabiliyorsunuz. 5 kiloya kadar rahatlıkla taşıyor bükülmeden. Çok başarılı bir Z-Plate ama 1000 lira falan. Sadece şu parçaya. Bazı ürünlere parayı vermeniz gerekiyor. Başka muadilleri olmuyor çünkü. Burada da bir M-Ring'imiz var. Bu şekilde elle tutup şurayı kameraya bağlıyorsunuz. Üstüne mikrofon, ışık vesaire takabiliyorsunuz. Güzel bir alet. Ya aslında kullanılacak bir şey ama çok da gerek duymuyorum. Duyduğum zaman da kullanıyorum. Godox'un bir monitörü. 5.5 inçlik 4K çözünürlük sunabilen. Güzel bir izleme monitörü. Bataryayla çalışabiliyor. Yani rahatlıkla dışarıda da kullanabiliyorsunuz bir elektrik kaynağına bağlamadan. Detay çekimler yaptığımda bazen kullanıyorum. Rahat
izleyebilmek için ve çok fark ediyor. Burada da iPad'im var. En son çıkan iPad mini. Çok güzel bu arada. Yani sürekli kullanmasam da memnun olduğum bir ürün. Kompaktlığı benim çok hoşuma gidiyor. Her türlü çantanıza sığıyor. Ve çok büyük iPad'ler gerçekten yer kaplıyor. İsmail'de mesela dev gibi var. Böyle şey gibi geziyor böyle. Bu zorlasan arka cebine bile girer. Çok geniş bir cepsi. Zaten incelemeleri kanalda var. Burada Yongnuo'nun YN300 Air 2 modeli var. Bundan 2 tane var bende. Diğeri evde. Bunlar da bayağı pahalandılar. Ben bunları çok uygun fiyata aldım. Çin'den getirtmiştim bunları ve ilk YouTube'a başladığım dönemlerde getirtmiştim. Döviz bu kadar değildi falan. Bataryalarıyla birlikte şu an bayağı para ediyorlar. Görüntüleri çekerken ürünleri renklendirmede falan kullanıyorum bazen. RGB bir ışık yani. Tüm renklere bürünebiliyor ve efektleri de var. Şimdi geldik diğer kameralara. Burada Sony A6300 emektar. Önünde de 18-105 f4 lensi var. Ben bu lensi sevmiyorum. İsmail seviyor. Harika bir lens demesinin sebebi lensin içinde otomatik görüntü sabitleyici var. Otomatik dediğim işte mekanik olarak. Sadece sensör değil, lens de bu görevi yaptığı için daha böyle stabilite görüntüler çekebiliyorsunuz. Hibrit zoom muhabbeti var. Tabii normalde odak aralığını büyüttüğünüzde lenste de bir çıkma olur. Böyle uzuyor ve gimbal'ın dengesini bozuyor. Gimbal'a öncesinden bir ayar yapıyorsunuz mesela. O tamamen yok oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Power zoom'u var. Power zoom dediğimde elle değil de böyle bir tuşu var. Dijital olarak ince ince böyle yaklaştırabiliyor. Eğer onu kullanırsanız pürüzsüz zoomlarda yapabiliyorsunuz. Evet. A6500 bu da herhalde APS-C'lerin en iyilerinden biri. Yeni çıkan nesiller var. A6600 falan bundan daha iyi tabii ki ama yine çoğu içerik üreticisinin, düğün çekenlerin, fotoğrafçıların bayağı bir kullandığı bir makine. 4K performansları muhteşem. 1080'leri çöp. 4K performansları bazı full frame'lerden daha iyi olabiliyor. Daha keskin bir görüntü sunuyor. Ama 1080'de de full frame koparıyor götürüyor. Ve üstünde Sigma'nın 30 mm'lik f1.4'ü var. Çok güzel bir lens. Bir de bunun 16 mm'liği var aynı segmentte. İkisi de muhteşem. Ben 16'cıyım ama. 16'yı sattım. Bunlar da gidecek zaten yakında. Ve burada da Xiaomi'nin vidalaması var. Hastayım. Deli gibi kullanıyorum. Ya yani çok işimi görüyor. Sürekli bir şey montajlıyoruz, demonte ediyoruz vesaire. Bayağı güzel. Bir tane de A6000'imiz var. Yatıştı. 1080 çekimler yapacaksanız hala alabileceğiniz en iyi kameralardan biri. Hem çok fazla lens takabiliyorsunuz imant olduğu için. Hem de fiyatları artık çok uygun hale geldi. Çünkü yeni kameralar abi üf. Aşağı ben bir de buraya şarj istasyonu oluşturdum. Tüm şarj aletlerini sabitledim. İşte kameranın şu Edel değil bedel kronun, ışıkların falan bataryalarını şarj ediyoruz. Bir de buraya kendim küçük ayrı bir şarj istasyonu yaptım. İşte mikrofonları falan USB tip C ile şarj ediyoruz. USB uçlu bir şarj aleti, 4 tane çıkışı var. Bir de burada binaural mikrofonumuz var. Böyle kulak şeklinde. Kulaklık incelemelerini bununla yapmaya başladım. Sesi aktarabilmek için. Tam bizim duyduğumuz gibi aktaramasa da hani bir referans oluyor diye bununla yapıyorum. Bu da bayağı 5000-6000 lira falan. Ya fiyatlarını söylüyorum ki ne kadar maliyetimiz olduğunu görün diye. Bu arada Türkiye'de de benden başka kullanan yok buna. Baba işine parayı harcayacaksın. Evet devam ediyorum. Işıklarımıza gelelim. Benim bu yaptığım detay çekimlerinde en sık kullandığım ışıklar Godox TL60'lar. 2 tane var. Tüp şeklinde RGB ışıklar. Işık kaliteleri gerçekten çok başarılı. Gücü de aynı şekilde. Üstünde bir kumanda paneli var. Buradan yönetebiliyorsunuz. Işıkların modlarını değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda uzaktan kumandası var. Bir de telefonla kontrol edebiliyorsunuz uygulama sayesinde. Başarılı, pili güzel giden, bence çok da şık duran ürünler. Ve benim emektarlarıma geliyorum. Yongnuo YN363. Bunlar dikey. Yine bir önceki gösterdiğim TL60'larla aynı işi yapıyor. Fakat bu biraz daha güçsüz ve ışık kalitesi bir tık daha kötü. Yani çok fark yok aralarında. Bunlar da çok güzel ışıklar ve çok pahalı ışıklar. Ama ben bunları uygun fiyata aldım. Bunlar benim ilk YouTube'a başladığım dönemde yaklaşık işte 3 sene önce aldığım ürünler. O zaman Çin'den bir şey aldığınızda vergi de ödemiyordunuz. Vergisiz, algısız, bir de döviz de düşüktü. Gerçekten çok uygun fiyatlara aldım. Şimdi tanesi 2500 liraya falan satılıyor yanlış bilmiyorsam. Öyle bunların da üstüne İsmail'le yağlı kağıt sardık ki ışığı biraz yumuşatsın diye. Biraz parlama yapıyor çünkü. Ben bir şey unuttum abi. Bir de bizim GoPro'larımız var. Şöyle açalım. Elimde GoPro 8 Black var. Bir de GoPro Hero 9 Black var bende. O evde kaskın üzerine takılı. Bunları da işte motovlog falan yaparken kullanıyorum. Memnunum. Gece çekimleri çok daha iyi hale getirilebilir ama gündüz performansları ikisinin de çok iyi. Bir de şunları göstereyim. Yukarıda ses yalıtımları var. Şuralarda falan akustik süngerler var. Göze gözükmese de bunlar da çok maliyetli hale geldi. Yani baktığınızda aslında sünger ama
çok pahalılar. Ben diğer ofisi full tavanını akustik sünger kaplattım. Orada kubbe şeklinde falan da biraz kaplaması zordu. O zamanın parası 4700 lira para ödemiştim. Şu an aynısını yaptırsam 10.000 lira. Sadece ses yalıtımı için harcadığım para. Çok maliyetli, inceleme kanalları inanılmaz maliyetli. Gördünüz ne kadar ekipman kullanıyoruz, kullandığımız bilgisayarlar, kameralar falan. Diğer böyle eğlence kanallarına nazaran çok daha kaliteli ve pahalı olmak durumundalar. Çünkü 120 kare 4K çekiyoruz. Bunun için kamera gerekiyor. Onu kurgulamak için iyi bir bilgisayar gerekiyor. Vesaire vesaire. Yani uçsuz bucaksız bir sektör. İzlenmelerimiz düşük olsa da gelirlerimiz hiç fena değil. İşbirlikleri sayesinde güzel paralar kazanıyoruz ama gördüğünüz gibi giderimiz de çok fazla. Ben çok uzun süre kazandığım tüm parayı ekipmanıma gömdüm ve onun şatafatını yaşayamadım. Artık biraz yeme zamanı. Kazandığım parayı biraz yemek istiyorum. Hani millet ilk kazandığı parayla gider araba alır falan. Ben onu yapmadım. Bir tane motor koydum. Hayalimdi. Geri kalan tüm paramı ekipmana gömdüm. İyi ki de gömmüşüm diyorum. Ya şöyle bir örneklendirme vereceğim. Burada ne var diyebilirsiniz. Şu gördüğünüz A7 S3 bataryası. Ne kadar sizce? Tahmin edin. Bekliyorum 5 saniye. Ettiniz herhalde. 1200 veya 1300 lira. Şu batarya. Bundan 3 tane var. Şurada gösterdiğim bir ışık bataryası vardı. NPF970. Sony'nin kendi bataryası normalde ama bu replikası. Bunlar bile 500-600 lira oldu. Sony'nin kendine ait olanlar 1500-1600 lira. Ve bundan da 4 tane var. Hani böyle göze batmıyor ama inanılmaz paralar. Şu an mesela konuştuğum mikrofon da Rode Wireless Go. Birinci versiyonu. Bir de Rode Lavalier Go var. Şu gördüğünüz beyaz yaka mikrofonu. Süngeri biraz sarardı. Yaklaşık 1 metrelik bir yaka mikrofonu. Şu incecik kabloya sahip olan şu yaka mikrofonu 1000 TL. İşime saygı duyuyorum, o yüzden yatırdıkça da paraları keyif alıyorum. Ama bazen bir şey alırken falan çok zorlanıyorum. Aldığım şeyler bitmedi bu arada. Evet, çoğu şeyi yerine koydum, bitirdim ama problem almak istiyorum mesela. Şu şerefsiz Edelkron'u satarsak alacağım bir tane. Ya 30 bin lira. Bir tane lens. Ki kaç tane lens kullanıyoruz görüyorsunuz. Her biri 10 bin lira, 15 bin lira. Bu tarz fiyatları var. İşte böyle. Evet, videoyu güzel başladık. Ağlayarak bitirdik. Ama gördünüz yani... Aranızda çok merak edenler vardı. Aktarmaya çalıştım kullandığım ekipmanları. Aklınıza takılan bir şey varsa, atladığım bir şey varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Bu videoda tek tek oturup cevaplayacağım soruları. Neyse, çok uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.